Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Bir önceki videomda şöyle güzel nergis çiçeğinin yapraklarını örmüştük. Çıt çıt tokamızın keçesini bu şekilde kesip takmıştık. Şimdi ise bugünkü videoda ise evet videonun ana kahramanı olan nergis çiçeğini öreceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz iki renk, açık ve koyu renklerde. Tonlarda sarı iplerimiz olacak. Yine pamuklu ip tercih ediyorum. Burada 0 numara tığ kullanacağım. 2 numara tığ ile arasında çok da büyük bir fark olmadığı için siz 2 numara tığı da tercih edebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle koyu renkle başlayacağız. Koyu renk sarıyı alıyorum. Evet, şöyle daha temiz düzgün bir görüntü olsun. Şimdilik hemen bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne ile dolduralım. 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Halkamı kapatıyorum. Şöyle ilk ilmeğe geçiş yapıp ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen ikinci sıra. Her ilmeğe iki tane sık iğne yani artırma yapmış olacağız. Alt olan sayımızı 12'ye çıkaracağız. 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10 son olarak 11 ve 12. Şimdi şöyle yakından örgümüzün ön lobundan örmeye devam edeceğim şimdi. Bakın şu başak görüntüsü var. Buğday görüntüsü de deniliyor. Arka lob, ön lob. Biz FLO yani ön lobdan örme ile devam edeceğiz. Örüyoruz. 1 artırma da eksiltme yapmayacağım. 2 3 4 6 8 9 10 11 ve son olarak 12. 12 tane sık iğne ördüm ön lobtan. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada ilmek belirleyicisini hemen bulup geliyorum. Evet, şöyle hemen takayım. Sizin takip etmeniz çok daha kolay olacaktır. Dördüncü sırada herhangi bir artırma eksiltme yok. Normal bir şekilde şöyle biraz daha yakından her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde düz örüp gelelim. Evet, beşinci sıra ile devam edelim. Bir tane sık iğne örüyorum yanındaki ilmeğe. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bütün bir sırayı bu şekilde örüp gelelim. Evet, bir tek, bir çift yaparak sayımızı 18'e çıkarmış olduk. 6. sıradayız şu an. 1 2 3 4 5. Evet, 6. sıradayız. 6. sırada artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde örüp gelelim. Evet, 7. sıramıza geçiyoruz. Burada ise 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı sık iğne içine 2 tane sık iğne. 1 2
İki tane sık iğne bir artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, 8. sırada artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde düz örelim. Evet, şimdi kenar kısmını yapacağız. Bunun için 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen aynı ilmeğe bakın. Bir ilmek kaydırma yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe 1, yanındaki ilmeğe 2. 2 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2. 1, 2, 3. İlmek kaydırma. Bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar. 2 tane ilmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Şu yakından umarım gözüküyordur. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa da bir tane. Onun yanına bir tane. Bu şekilde örüp gelelim. Evet, bu şekilde ördük. İpimi kesiyorum. Orta kısım hazır. Örgümü ters çevirdim. Bakın şu altta. Ön lobtan ördüğümüz yer var. Oradan devam edeceğiz. Tabii ki açık renk iple. Ben bu tonu tercih ettim. Şimdiki videomda. Siz dilediğiniz sarı tonlarını tercih edebilirsiniz. Şuradan bir geçiş yaptım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne. Bir tekli trabzan. Bir ikili trabzan. Bir üçlü trabzan. Bir üçlü trabzan daha. Yan yana yapıyorum bütün bunları. Yanındaki ilmeğe ikili trabzan, tekli trabzan, ilmek kaydırma, şöyle yandaki ilmeğe de bir ilmek kaydırma yapıyorum.